Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ara kısmını tamamlayalım arkadaşlar. Ben burada yaparak hazırladım. Bir tanesini de birlikte yapalım ve modelimizin sap kısımlarını oluşturalım. Şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya dönüyorum. Bu şekilde ara kısmını tamamlamış oldum. Ara kısmı ile modelim arasında 6 tane zürafam var. Hemen buraya zürafamı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6. Buraya 6 tane zürafamı yaptım. 7. zürafamı yapıyorum. Son yaptığım zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hemen bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Sinek kanadımı oldukça küçük yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla büyük yapmıyorum. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Hemen bir sonraki zürafaya batarak devam ediyorum. Şimdi üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen sinek kanadımın pırpırına burada iğnemi batıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Bu şekilde buraya düğümümü attım. 3 tane zürafa ile başlıyorum. 1 2 3 Üçüncü zürafamı da yaptım. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Burada artırma tekniğimizi yapacağız. Baştaki zürafaya tekrar batarak hemen buraya artırmamı yapıyorum. Yanındaki zürafaya battım.
Sondaki zürafaya baktım. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Zürafa sayım 4 tane. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak artırıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Zürafa sayım 5 tane oldu. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Artık burada eksiltme yapacağız arkadaşlar. Baştaki zürafaya tekrar batmıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen onun yanındakine battım. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek. Sondaki zürafaya battım. 4 tane kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Sonraki zürafaya battım. Bir sonrakine battım. Sondaki zürafaya battım. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonrakine battım. İki tane zürafam kaldı. Tekrar buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir yuva yaptım. Yuvamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Yine buraya 3 tane zürafa ile başlıyorum. 1 2 3 3 tane zürafamı yaptıktan sonra baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak artırmamı yapıyorum. Yine burada artırma tekniğimizi kullanıyoruz. Ortadaki zürafama battım. Sondaki zürafama battım. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Başında ve sonunda artırma yapıyoruz. Zürafa sayım 4 oldu. Bir sıra daha artıracağız. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri döndüm. Baştaki zürafaya tekrar batarak buraya artırmamı yaptım. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Zürafa sayım 5 oldu.
Şimdi buradan tekrar geri dönüyorum. Son sırayı yapacağız. Bu şekilde geri döndüm. Hemen bir sonraki zürafaya batarak, burada artırma yapmıyoruz. Bir sonraki zürafaya batarak buraya zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Zürafamı oldukça küçük tutuyorum arkadaşlar. Büyük yapmıyorum. Hemen yapmış olduğum zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Çok büyük yapmıyorum arkadaşlar bu zürafayı. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri döndüm. Tekrar aynı yere batıp üzerine pırpır yapıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batıp geri döndüm. Ve tepesine son pırpırımı yapıyorum. Üzerinde 4 tane pırpırımız oldu. Bu şekilde üzerini tamamlamış oldum. Şimdi yuvamın içine batarak aşağıya indim ve buraya pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Yine 3 tane zürafa ile başlayarak 5 tane olana kadar artıracağım. Daha sonra da üzerini yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine dördüncü pırpırımı yaptıktan sonra yuvama dönerek aşağıya indim. Dilerseniz inmeden de burada ipinizi koparabilirsiniz. Şimdi pırpırlarımızın üzerini de yaparak tamamlayalım. Hemen pırpırımın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya 3 tane küçük pırpır yapıyorum. 1 2 3 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen şu kenarındaki fazla olan ipimi kesiyorum. Hemen diğer pırpırıma batıyorum. Dilerseniz daha sonra arasını kesebilirsiniz. Yine buraya da 3 tane pırpır yapıyorum.
Hemen. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Bu şekilde üzerine tamamlamış oldum. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.